Selamlar arkadaşlar. Yes! Çok kişi yazıyor ve diyor ki sen çocuğunu çok erken başlattın ağırlık çalışmaya. Yanlıştır, zararlıdır, bla 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 bla. Ve ben bunun cevabını isterim, söyleyeyim size. Arkadaşlar, en doğru zamanıdır. Ağırlık kaldırmasının en doğru zamanıdır. Nedenisini şunu söyleyeceğim. Birinci, ağırlık çalıştırmak boy uzamasını engellemez. Strongmanler vardır İskandinav ülkelerde. Onlar küçüklükten beri ağırlık çalıştırıyorlar. Ve onların boyları 2 metreyi uz geçiyor. Hiç alakası yoktur. Boy uzama, hatta interneti araştır. Boy uzaması ve ağırlık, yani ağırlık boy uzaması engellemesi mitolojidir. Bildiğin mitolojidir. Bunu üniversite seminerlerde profesörlere de dinledim. Yani bildiğin bariz, yani mitolojidir. Öyle gibi bir şey yok. Yok, yok, yok. Okay? İkinci. Şimdi benim oğlum 14 yaşındadır ağırlık çalışıyor yani ve çalıştığı zaman benimle ilk zamanlarda postür bozukluk vardı biraz. Birçok gençte vardır o. Çünkü birçok gençler laptoplarından, teknoloji çocuklar laptoplarından veya cep telefonlarından şöyle böylediler. Şöyle böylediler ve postürü bozuluyor. Ve bu kasları çalıştırınca sırttaki kasları çalıştırınca güçlenince kaslar ve core'u da çalıştırınca postür başlar dikleşin. Yani şimdi çok daha dik gibi duruyor yani eskiye göre. O yüzden yani postür için de çok iyidir. Yani gambur duracağına dikleştirir seni ve iyi tekniklerle alıştırırsan, erken yaştan iyi tekniklerle alıştırırsan, yani derler ya, ağaç yaşken eğilir. Yani diyorum ki, erken yaşta düzgün deadlift hareketine alışırsan, o zaman her zaman doğru olur. Postürün, her şeyin doğru olur. Çok geç başlarsan, istediğin kadar yap, yani tam doğru düzgün formu tutamazsın. Yani ağaç yaşla eğilir ve o şekilde düzelir. Yani erken yaştaki birçok vücudun hatalarını düzeltebiliriz. Ve ağırlıkla çalışarak düzeltebiliriz. Ya. Sonra diyor, bazı insanlar diyor ki tendonları ve kemikleri zarar verir ağırlık çalışmayla. Arkadaşlar, tendonlar ve kemikler ağırlık çalışırken güçlenir. Ne zaman tendonlar zarar verir ve güçlenmez ağırlık çalışırken, o zaman ki steroid alıyorsun. Steroid alıyorsan kaslar çok çabuk gelişir ve tendonlar geride kalır. Yani birçok tendon sakatlıklar ya insanlar 40 yaştan sonra oluyor ya da insanlar ki kür sonrasından oluyor. Yani o yüzden doğal çalışırsan sadece kasların değil kemiklerin ve tendonların da güçlenir. Dolayısıyla komple altyapın gelişir. Şimdi halen daha cahil cambalak insanlar vardır ki bana katılmıyor. Ben sadece diyorum ki araştırınız. Araştırınız. Google amcaya sorunuz. Gidiniz, bir sürü kaynaklar var. Araştırınız. Ondan sonra geliniz bana. Araştırdıktan sonra geliniz bana ve tartışın. Ya. Bir de şunu diyeyim. Bir çocuk 13-14 yaşındayken
hormonları en yüksek zamanıdır. Ben hatırlarım o yaştayken ben fucking söylemesi ayıptır bro. Söylemesi ayıptır man. Ama o yaşlardayken en az 6-7 defa günde 30 bir çekerdim bro. Çünkü fucking sürekli fucking kakardı. Ve başka bir yani başka türlü emmezdi. You know what I'm saying? Fucking sürekli öyle yapmak lazımdı çünkü fucking hormonlar tavandı. Şimdi bir kişi o enerjiyi ağırlıkla harcarsa, ağırlık kaldırırken ha, ne olacak? Doğal şekilde vücut geliştirecek, sanki steroid alır gibi. Sanki steroid alır gibi çünkü o yaştaki bir çocuğun hormonları tavandır. Growth hormonu da tavandır. Fucking testosteronu da tavandır. O zaman da fucking fırsatı değerlendirmeyecek misin? O zamandaki fırsatı değerlendirmeyecek misin? Kimisi diyor ki ya ama hanım daha zayıftır, hanım daha sıskadır. Şimdi boy bir kişi de hanım daha boy uzuyor man. Boy daha uzuyor. Başladı boy hanım daha uzuyor. Benim boyumu geçti. Bilmiyorum yani o büyüme patlaması vardır. O ergende şu ses değişir ya kalınlaşır ya. Anlıksızdan boy fırlar. Ve ondan sonra fırladıktan sonra her yıl yavaşlar. Ama yine 1-2 santim uzar. 1-2 santim uzar her yıl. Yani diyelim ki 12, 13, 13 yaşında ansızdan 8 santim boy uzadı. Ansızdan bam. Ondan sonra her sene azar azar uzar. Ne zaman o uzama durunca o zaman vücut başlar gelişmemeye. Köpeklerde de öyledir. Görün mesela benim Rottweiler'ım vardı. 2 yaşına kadar uzardı. Ama ince görünürdü. 2 yaştan sonra başladık boy durdu uzamasına. Başladık genişlesin. Şimdi birçok insan diyor ki spor yapma, ağırlık kaldırma, şunu yapma, bunu yapma. Man, bu manyaklar onların çocukları hayatlarını mahvediyorlar. Hem beyinlerini hem vücutlarını mahvediyorlar teknolojiyle. Teknolojiyle mahvediyor vücutlarını ben. Görüyorum birçok skinny fat skinny fat yarraklar geziyor orada. 20 yaşında oluyor, 25 yaşında oluyor. Bakıyorum fucking sanki 50 yaşında vücutları vardır bro. Skinny fat, kolları incecik, göbek böyle. Neden? Şu fucking fast food'undan, teknolojiyle öyle geçindiler. Ne olur? Onların ne için kimse, onların analarına babalarına için kızmazlar? Onların analarına babalarına için kızmazlar? Denir fucking... Bak, çocuğunu bıraktın. İstediği boku yedi. Tembelleşti. Sadece bilgisayarından ödevlerini yapar. Yani bir de oyuncuk oynar ve başka bir şey yapmaz. Ama fizik eğitimi, yani fiziksel eğitimi en az mental eğitim kadar önemlidir. Ve vücudu çalıştırmazsan, yani you know what I'm saying? Strong mind, strong body. You know what I mean? Yani hem vücut güçlü olacak hem beyin güçlü olacak. Bir tanesi eksiyse diğeri de fucking eksik olur. Vücudundan beyin birdir. İkisini de çalıştırmak lazım. So. Diyorum. Ya. Bu arada Arnold da 14 yaşında
vücut geliştirme yarışmalara katılır. 14 yaşına başladı vücut. Yani vücut sağlam vücut yapsın. Kimin altyapısı ne kadar erkense o kadar daha iyidir. O jimnastçıları görmezsin. Onlar da bebeklikten beri. Onlar da emeklerken jimnastik öğrenirler ya. Yaşkan eğrilir arkadaşlar. Ve istersen güçlü olasın, istersen güçlü olasın, güç antrenmanı adam gibi yapacaksın. Kaldıracaksın. En azından kendi ağırlığını kaldırman lazımdır. En azından kendi ağırlığını kaldırman lazımdır. E sen 60 kiloysan ve 60 kilo kendi ağırlığını kaldıramazsan sen güçsüzsün bro. Sen güçsüzsün. En azından kendi ağırlığını kaldırman lazımdır. E birçok insanlar salona gider ağırlık kaldırırlar ama kendi ağırlığından yarısını kaldırırlar. Kendi ağırlıklarından yarısını kaldırırlar. Onlar da mı zarar veriyor vücuda? Aslında onlar hiçbir bok yapmıyor. Onlar hiçbir bok yapmıyor. Onlar hiçbir bok yapmıyor. Onlar hiç gelişmiyor bile. Onlar lay lay lum gidiyorlar. Lay lay lum gidiyorlar ve çok lay lay lum öğrenciler, yani benim öğrencilerim değil, yani müşteriler değilim. Gördüm ki lay lay lum gidip geliyorlar. Gidip geliyorlar. Öyle halalalalala çalışırlar. Yarın yani kendi ağırlığından daha hafif kalıyor. Ya kendi ağırlığından daha hafif çalışınlar ya. En azından kendi ağırlığın kadar kendi ağırlığını bas ya. Kendi ağırlığını bas. Her yaşta. Rus çocuklar var fakir. Küçük 3 yaşından belli kendi ağırlıklarını kaldırırlar. Kendi ağırlıklarını kaldırırlar. Biz diyoruz, diyor ki aya 5 kilo dumbbell boyumu engelleyecek. 5 kilo dumbbell fucking zarar verecek. Man get the fuck out my face. Neyse. Umarım biraz aydınlatıcı oldu bu video. You know what I'm saying? Umarım bazı anneler, babalar, cahil, cömbelek insanlar görürler ve anlarlar. Ve bıraksınlar TRT'yi ve internete girsinler ve araştırsınlar. Ve diyeceklerim bu kadar. Peace out.